Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün önemli bir gün. Özellikle dövizdeki dikkat çekici hareket nedeniyle sizlere bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Aslında farklı bir video ile karşınıza çıkacaktım ama olağanüstü bir gün yaşadığımız için o videoları erteledim ve bu video ile karşınıza çıkıyorum. Sevgili dostlarım, dolarda bugün oldukça sert bir hareketlilik yaşandı. 5.48'lerden başlamıştı güne ve 5.48'den hızlı bir yukarı hareketle önce 5.50 kırıldı, ardından 5.60 kırıldı, ardından 5.70 kırıldı ve daha sonrasında da 5.80-15 seviyeleri görüldü. Bu seviyelerde dalgalanıyor. Bu videoyu çektiğimde ya yukarıya ya da aşağıya doğru bir takım hareketler olabilir. Oldukça volatilitesi yüksek, yani dalgalanması yüksek bir gündeyiz dolarda. O nedenle rakamlara lütfen takılmayın. Şu anda söylediğim rakamlarla 10 dakika sonraki rakamlar birbirinden farklı olabilir. Çünkü 3 dakika içerisinde olan değişiklikleri size söyleyeyim. 5.72'den 5.80'e geldi. 5.80'den tekrar 5.74'e döndü dolar. Ve bunların hepsi 3 dakika içerisinde oldu. Peki dolardaki bu yukarı hareketin sebebi ne? Biz günlerdir dolarla ilgili videolar çekiyoruz biliyorsunuz ve dolarda ciddi bir hareketlilik gelebilir uyarısında bulunuyoruz. Özellikle 31 Mart sonrasında da kademe kademe doları yükseltebilirler. Önce 6.80'i kırabilir, ardından 7 seviyelerin üzerine çıkabilir, hatta 8-8.5'ları görebilir diyoruz ve sonrasında da kademe kademe yükselerek 10 liraları test edebilir savını ortaya koyuyoruz. Bunu söyleme nedenimiz Türkiye'deki kırılganlıklar. Sadece iç piyasadaki kırılganlıklar değil, aynı zamanda yurt dışındaki kırılganlıklar. Bunları tek tek özetleyeceğim sizler için sevgili dostlarım. S-400 krizi vardı biliyorsunuz. Şimdi S-400 krizinin yanına Türkiye'nin borç bulma sorunu eklendi. Türkiye gerçekten borç bulmakta zorlanıyor. Borç bulduğu paralarda, yani dışarıdan tahville Türkiye'ye getirdiği paralarda da yine sıkıntılar var. Çünkü CDS oranları dediğimiz risk primi Türkiye'nin her geçen gün artarak devam ediyor. 2 gün önce 350 baz puanlara kadar yükselmişti yurt dışındaki risk primi Türkiye'nin, yani CDS'leri. Bugün baktım 400'ler seviyesini gördü, oradan bir miktar geri geldi ama 380-400 aralığında CDS oranlarını görüyoruz Türkiye'de. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki riski giderek artıyor. Bu da Türkiye'nin çok daha pahalı oranlarla borç bulabileceği anlamına geliyor sevgili dostlarım. Yine önemli bir başka konuyu daha değerlendirmek istiyorum. Uluslararası piyasalardaki bazı malzemeleri ne yazık ki yurt içinde siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışıyoruz. Ve bu malzemelerin ciddi geri dönüşümleri oluyor bize, olumsuz yönde. Bakın, Golan Tepeleri ile ilgili biliyorsunuz Trump bir açıklama yaptı ve İsrail'in Golan Tepeleri konusunu artık Amerika'nın tanıması gerektiğini ifade etti. Bu ifadenin hemen ardından biz apar topar sadece iç piyasaya bir mesaj verebilmek adına açıklama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerin karşısına geçti ve dedi ki bu konuyla ilgili tepkimizi ortaya koymalıyız. Böyle bir şeyin olmasına asla ve asla izin vermemeliyiz dedi. Ve bu açıklamaların ardından da dolar bir anda 5.60, 5.70, 5.80'leri gördü sevgili dostlarım. Yine bir başka gelişme ÖTV'lerin uzatılmasıydı. 3 ana sektörde ÖTV indirimleri uyguluyor biliyorsunuz hükümet. 3 önemli sektörde indirimler yapıyor. Birisi beyaz eşya, birisi mobilya, birisi de otomotiv sektörü. Bunların uzatılması gerektiğini ifade etti hükümet. Ve bu ifadeden sonra da uluslararası arenada şöyle bir algı oluştu. Türkiye mali disiplinini bozuyor. Mali disiplinini bozuyorsa eğer bundan sonraki günlerde çok daha kırılganlığı artabilir. O zaman Türkiye'nin kırılganlığı artacaksa
biz Türkiye'den çıkmalıyız. Dövize yüklenmeye başladılar ve 5.80 seviyeleri de bu yüzden görüldü. Bir başka tevatür, hatta tevatür demeyelim, rakamsal bir durum söz konusu. Merkez Bankası bilançosunu açık tutuyor biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın açık tuttuğu bu bilançoda 4 milyar dolarlık bir eksik görülüyor. Karanlık bir nokta, kapalı bir nokta. Bu 4 milyarın nereye gittiği özellikle forumlarda çok konuşuluyor. Ve bu 4 milyarın yine seçim harcamalarına yönlendirildiği iddiaları da var. Bu da yine Türkiye'nin mali disiplini bozduğu ile ilgili endişeler yaratıyor ve yabancıların dolara yüklenip Türkiye'den çıkışına neden oluyor. Pek çok kırılganlık olduğunu, özellikle makroekonomik verilerin de sıkıntılı olduğunu ifade etmiştik. Nedir bunlar? İşsizlik, enflasyon, faiz oranları, iç piyasanın daralması, işsizlik oranlarının artması, Türkiye'deki pek çok şirketin batma noktasına gelmesi, fiilen açıklanmış konkordatolar, bütün bunların etkisinin de yine olumsuz olduğunu ve Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının arttığını ifade etmiştik. Bu yüzden de dolarda çok net yukarıya doğru bir hareketlilik olabilir demiştik sevgili dostlarım. İşte bu söylediklerimiz ne yazık ki yavaş yavaş çıkmaya başladı ve eğer ki bu hareket bu hızla devam ederse önümüzdeki günlerde tekrar bir dolar şoku yaşayabiliriz. Dolar şoku yaşarsak eğer sevgili dostlarım, inanılmaz büyük problemlerle karşı karşıya kalırız. Piyasamız daha da daralır, işsizliğimiz daha da artar. Ha, diğer taraftan şunu artık rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Bu süreç yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz dönemine geçişin ilk sinyalleridir. Bakın, yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur dönemine Türkiye geri dönüyor. Ve bunu ister bilinçli olarak yapsın, ister bilinçsiz olarak yapsın, kısa vadede çok derin bir krizin başlangıcı, uzun vadede ise bu krizden çıkmanın zorlaşması anlamına gelecek. Sevgili dostlarım, bakın IMF de yine geçtiğimiz günlerde, daha 2 gün bile olmadı, bir açıklama yaptı. Nedir o açıklama? Türkiye'nin kırılganlıkları artıyor, Türkiye'nin büyüme sorunu var. Bu büyümeyle ilgili acil çözümler üretmezse sıkıntıları büyüyecek dedi. Ve bu açıklamanın da yine piyasalar üzerinde, özellikle döviz üzerinde çok ciddi etkileri olduğu kanaatindeyim. Hemen özetleyelim. Golan Tepeleri, CDS yani risk primlerinin yükselmesi, IMF'nin uyarıları, borçlanma sorunu, ÖTV indirimleri ve tabii ki kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları. Bütün bunlar Türkiye'de döviz hareketliliğini beraberinde getiriyor. Ve ne yazık ki sevgili dostlarım, Merkez Bankası'nın yoğun çabaları da işe yaramayabilir. Şu anda 30 milyar dolar civarında olan Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir erimeyi beraberinde getirebilir bu süreç. Sevgili dostlarım, evet şu anda dolar 5.70-5.80 aralığında. Eğer ki süreç bu şekilde devam ederse ne yazık ki çok kısa vadede biz 6 liraları görebiliriz ve 6 liranın kırılması durumunda da yukarıya hareket çok hızlı bir şekilde olabilir. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı esirgemeyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz de lütfen dostlarınıza önerin ve dostlarınızla paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.